Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizinle ahlak ve yurttaşlık eğitimi 1. dönem 2. yazılı sınav sorularının çözümüyle beraberiz. Sorularımız açık uçlu sorulardır. İlk soruyla başlayalım. Birinci soruda iyi nedir? Tanımlayarak örnek veriniz demiş. İyi arkadaşlar, ahlak açısından yapılması uygun olan eylemdir. Mesela yardımsever olmak, hoşgörülü olmak, alçak gönüllü olmak, gurur ve kibirden uzak olmak. 2. Erdem nedir? Tanımlayarak erdemli olmaya örnek veriniz. Erdem, İnsanın iyi ve kötü arasında tercih yapması gerektiğinde iyi seçmesidir. Örneğin, zararımıza da olsa doğruyu söylemek. Üç. Ahlakın kaynakları nelerdir? Yazınız. Ahlakın kaynakları arkadaşlar. Birincisi öznel ahlaktır. Yani yaratılıştan gelen kaynak. Ahlak. İkincisi vicdan. Bir diğeri nesnel ahlak. Yani sonradan edinilen ahlak. Toplum, din, örf ve adetlerdir. 4. Ahlakımızı etkileyen faktörler nelerdir? Yazarak bir örnek veriniz. Bu faktörler arkadaşlar, kalıtım ve çevre, aile, akran ve arkadaş, eğitim, din, kitle iletişim araçları, kültür örneği artırabiliriz. Bir örnek yazalım. Kötü arkadaşlarımızdan olumsuz bir şekilde
etkilenmek. Beş, toplumsal norm ne demektir? Açıklayarak örnek veriniz. Toplumsal norm arkadaşlar, belli bir durumda toplum içinde nasıl davranılması gerektiğini gösteren ve yaptırım gücü taşıyan kurallar sistemidir. Örnek verecek olursak, taziye evinde ağırbaşlı olmak. Veya bir topluma girerken selam vermek. 6. Hüsnü zan ne demektir? Açıklayınız diyor arkadaşlar. Hüsnü zan, bir kimse hakkında iyi ve güzel kanaat beslemek iyi düşünmek olumlu düşünmek anlamına gelir. Örneğin bir insanın nedenini bilmediğimiz bir davranışını iyiye yormak gibi. 7. Toplumumuzdaki ahlak kurallarını örnek veriniz. Mesela yalan söylememek, temiz olmak verilen sözleri tutmak emanetlere sahip çıkmak saygılı olmak başkalarına ait eşyaları izinsiz kullanmamak. 8. ve son soru arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de ahlak ile ilgili ayetlerde hangi konulardan bahsedilmiştir? 3 örnek veriniz. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de iyilikten, doğruluktan, sabırdan, tevazudan, adaletten,
adil olmaktan, gıybet etmemekten, iftira etmemekten, alay etmemekten, ve haset etmemekten bahsedilmiştir. Arkadaşlar, sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.